Herkese merhaba değerli dostlar. Yatırım Finans bugün bizim gözlerimizi yaşarttı. İlk kez belki de 18 Aralık'tan beri ilk kez şöyle 1 milyona yaklaşan bir alım gerçekleştirdi. O kurum üzerinden satış yapıyordu biliyorsunuz yabancılar. Hisse senedini sembolik olarak her gün 2 milyon, 3 milyon civarında satışlar yaparak çıkış yapmaya çalıştı. Tabi bu arada e, ihraç onaylandı. E, Erdemoğlu'nun yapmaya çalıştığı da gördüğünüz gibi yakın zamanda şirkete bir kaynak yaratmaktı. Bu kaynağı yurt dışından sağlamışlardı yakın zamanda ama gördüğünüz gibi herkes ihraçtan gelen e, bakiyeyi hisseye çevirmeye kalkınca yurt dışından gelen yatırımlar daha önceki ihraçlarda tabi bu şirketin pek menfaatine olmadı. Yani çok düşük faizlerle alınan bu krediler daha sonrasında hisse olarak ödenince çok büyük meblalara mal oldu. Şimdi bunu en azından hem şirket içerisinde kalması hem de şirket sahibinin cebine borçlanılması. sata bir şekilde çünkü Erdemoğlu'na borçlanmış olacak şimdi. Ve iyi niyet göstergesi olarak bence bu çok önemli. Erdemoğlu yine hisse fiyatı bugün bu fiyatta olmasına rağmen ilk satışın gerçekleştiği, o 66 milyon yüzde birlik satmış olduğu, kendi payından satmış olduğu hisse senedinde yaklaşık olarak 66 milyon lotla 3,5 milyar TL'lik bir kaynak yaratılmıştı. Aynı para ihraç onaylandıktan sonra yine e, gördüğünüz gibi aynı fiyattan teslim alarak Erdemoğlu da bir şeylerin mücadelesini vermeye çalıştığını gösterdi. Yani zor zamanda 2023 yılı zor geçiyor şirket için ama şirketin gördüğünüz gibi 9 aylık net karı 4.6 milyar seviyesine gerçekleşti ve bu şirket 9 aylığa kadar finansal borç olarak 14 milyar borç dedi Ve şu anki mevcut piyasa koşullarına baktığımız zaman şirketin e, firma değeri yaklaşık olarak 248 milyar civarında. Bu oldukça yüksek bir rakam. Net borcu 52 milyar civarında. Ama bu yatırımlardan doğan bir borç. Yani şirketin e, çevirebildiği bir borç. Fabrika açılışıyla ilgili hala bir beklentimiz var. Ve e, hisse senedi için şöyle teknik olarak yine bakmaya çalışacağız ama... E, HSBC tarafında da çok yüklü satışlar vardı biliyorsunuz. O kurum üzerinden gerçekleşti büyük satışlar. Yani aralığın neredeyse ortalarından beri böyle her gün düzenli olarak satışlar vardı. Bunu durulmaya başladığını görmek de sevindirici. Ama hisse için önemli olan trendtir ve şu anda böyle bir beklentimiz yok henüz. Ve hisse senedinde yatırımcıların beklediği yerde şurada görmüş olduğunuz kırmızı çizginin olduğu bölge yani 39 üzerine atmadan yatırımcılar da hala temkinli davranmaya devam edecektir muhtemelen. Biz şu an gördüğümüz 37 bölgesinin üzerine atması gerektiği ise kısa vadede düşen trend içerisinde bu önemli bir bölge. Bu bölgenin yakınında kapanması da yeterli. Diğer taraftan çünkü Sasa'nın gördüğünüz gibi ayın 24'ünde gerçek işlemlerde 2,5 milyon lota yakın HSBC'nin alım var. Bu, bu güzel. Bank of dün de almıştı. Bugün de bir miktar aldı. Yatırım Finans e, sürekli satışlarına gördüğümüz. Çünkü dün bile 1.3 milyon civarında satışı vardı SASA'da. Hatta bir, birkaç gün önceki 37 38 bölgesine doğru o atakta da Yatırım Finans'ın gene 2 milyona yakın not satışı vardı. Yani e, en azından Yatırım Finans'taki satışın durulmaya başlaması şi, e, hisse senedinde en azından ortalamaların yavaş yavaş dengelenmeye başladığını da gösteriyor. Şimdi hisse senedinde e, bizim önümüzdeki e, dönemde beklediğimiz 39 bölgesinin üzerine atması ve bu bölge üzerinde daha rahat analiz yapılabilmesi olacak. Şirketin şu piyasa değerini görüyor musunuz? Bakın dostlar ben size şunu söyleyeyim. Bu hisse senedini ben 2020 yılından beri bu çarpan değerinde hiç görmedim. Yani en düşük 12 katına kadar düşmüştü. Hani şu anki görünen rakamlar piyasa değeri üzerinden konuşursak defter değerinin oldukça makul seviyede ama sektör içinde hala pahalı diyebiliriz size. Şimdi haftalıklarından birkaç kalem göstermek istiyorum hisse senedinde. 2020 senesinde pandemi başlamaya baş pandemi başlangıcında ilk hatırlarsanız mart ayları civarındaydı. Piyasada her şey allak bullak hisse senetlerinde çok büyük değer kayıpları var. Yani hisse senedinde e, Sasa hisse geri alamış açıkladı. Bakın şurada şu bölgeye bakın. Hisse senedinin çok blok halinde düşüşünü görüyorsunuz. Yaklaşık 9 liralardan 4.65'lere kadar düşmüştü o zaman dönemde. Şu an şu an gördüğünüz gibi 0.79 lira falan gösteriyor. Sermaye artırımları bu grafikte işlenmiş olduğu için şu blok düşüşte hisse senedi hisse geri alımı açıkladı ve buradan eski yerine geldiğinde bütün piyasadaki hisse senetleri yerle birken bu hisse senedinde güçlü bir toparlanma oldu ve hiç düşmedi yükselmeye devam etti o dönemde ve şunu söyleyebilirim ki o dönemde hiç hisse senedi satın almadı sadece hisse geri alım programı açıklamıştı. Yani hisse bu dönemde gördüğünüz gibi e, yoğun bir satışa maruz kaldı. Bu tabi yurt dışından gelen o fonların çıkışıyla da alakalı olabilir. Bunun kimlerin sattığını henüz bilmiyoruz ama yabancı kaynaklı satışlar olduğu için genel itibariyle ihraçtan doğan satışlar olduğuna inanmaya devam ediyoruz hisse senedinde. Bu videonun altının arkasında kontrol matikle ile ilgili kısa bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi hisse senedinde e, tekrar şunu açalım takaslara devam edelim. Aylıklarda bakar mısınız? 25 milyona yakın en iyi işlem yapan 5 kurumda satış var. Yani bu hissede en iyi mal sahibi olan 5 kurum içerisinde yoğun satışlar gerçekleşmiş demektir. Ama ilk 10 ve ilk 15 kuruma kadar baktığınız zaman büyük bu satışların büyük bir çoğunluğu piyasa içerisinde karşılanmaya çalışılmış. Yani bu ciddi bir kaynak e, yatırılmış hisse senedine. Bu hisse senedinin iyi ayakta kalma kalabildiğini gösteriyor bu büyük satışa rağmen. Şöyle devam ediyorum. Dünkü işlemlere baktığınız zaman işte gördüğünüz gibi 672 bin lot civarında Bankof'un dünkü bahsettiğim pozitif taraftaki işlemiydi. Ve aylıklardaki net takas. Bakın bu son iki günün bilgisini içermeyen net takaslar görüyorsunuz. Aylıklarda HSBC 70 milyona yakın lot çıktı. Yani satışların %50'sinin tek basına bu kurumdan geldiğini gördük. Ve e, şu anda görünen Citibank'ın da 60 milyona yakın lot çıktı. Gördüğünüz gibi elinde hala 200 milyon civarında lot bulunmakta. Deutsche Bank tarafında da 69 milyon lot var elinde. 3 milyon lotluk bir satışı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi genel itibariyle yerli kurumlar tarafından ve hisseni, e, genel itibariyle yöneten e, kurumların yoğun işlemlerinin olduğu kurumların satın aldığını görüyoruz. Ve dağınık olduğunu gözlemliyoruz. Yani satışın zor karşılandığını buradan anlayabilirsiniz. Yani tek bir kurum karşılamamış şu satışları. Genelde blok gerçekleşen satışların böyle genel itibariyle belli başlı birkaç kurum tarafından karşılandığını görürsünüz ama SASA bu dönemi gerçekten zor atlatıyor diyebilirim size. Yine e, hatırlatmak gerekirse 37'nin altında kalması ise senedinde düşen trende devam edip 33 bölgesine çekilmesine sebebiyet verebilir. Ama şu an gördüğümüz, gördüğünüz sizlere de takaslarda gösterdiğim gibi yatırım finansın satış tarafında artık ağırlığını azaltması, e, yabancının da artık buralardan hisseyi dengelemeye başladığını göstermekte. Bu yüzden e, önümüzdeki günlerde de yine takibini gerçekleştireceğiz ve e, en önemli madde biliyorsunuz şirketin şu fabrikayı açması ile ilgili önemli gelişmeler olacak muhtemelen. Yani şimdilik diyebileceğimiz bunlar. Uzun vadede çok büyük yatırımları var. Bu yatırımlar içinde çok büyük kazançlar, beklentileri var. Hani önümüzdeki dönemde de yani bu seneki yatış ve şirketin para kaynak yaratmaya çalışması dönemde birazcık hırpalanmanız e, kötü oldu hepimizin. Ama yine de her türlü bu şirket bu e, açığını mutlaka kapatacağına inancım tam. Kontrol matiğe geçiyorum. Benim yine uzun vadede toplamaya devam ettiğim, yaklaşık 2021'in Haziran döneminden beri toplamaya devam ettiğim bir hisse senedi. Aslında 2020'den beri topladım bir hisse senedi. Kazançlarımı bu hisse senetlerine aktarmaya devam edeceğim uzun vadede. Şimdi e, kontrolmatik bedelli ve bedelsiz başvurusu yaptı ya ben daha önce kontrolmatik bedelli bedelsizle ilgili bir videosunu hazırlamıştım. Eğer e, merak ettiğiniz bir konu varsa o videoyu izleyin mutlaka. E, şimdi o konulara tekrar değinmeyeceğim ama genel itibariyle hatırlatmak istediğim bir şey var. Biliyorsunuz bedelsiz sermaye artırımlarını SPK genelde bir ayla iki ay gibi bir zaman diliminde onaya gerçekleştiriyor. Yani bedelsiz sermaye arttırımı olan bir hisse senedinde yani iki aylık iki buçuk aylık bir zaman dilimini aşıyorsa bir problem çıkma ihtimalini mutlaka hesap edin. Ee, genel itibariyle çünkü bu böyledir. Sermaye arttırımları bedelsizse çabuk onaylanır. Bir pürüz varsa e, bu uzar süreç ve aynı gübre fabrikalarında olduğu gibi patlama durumunuz olabilir. Çünkü büyük sermaye arttırımlarında ise senetlerindeki gerçekleşen işlemler manipülatif hareketler olarak da kullanılabiliyor. Bir diğer taraftan da şirket bedelli sermaye arttırımı için de bugün başvurusunu gerçekleştirdi. E, bu bedelli süreci de e, birlikte gerçekleşecek ama her halükarda bedelli e, sermaye artırımların genel itibariyle SPK'nın 3 ay ile böyle 6 ay arasında genel itibariyle onayladığını gözlemliyoruz. Bu yüzden bu şirketin de onay süreci yine aynı şekilde bahara doğru kalabilir ve hisse senedi kısa vadede sadece teknik emarelere bakarak şuraya geçerse şuraya gider düşüncesiyle çok fazla yaklaşım içerisine girmemek gerekiyor. Çünkü sermaye artırım kararı açıklandıktan sonra hisse senedi hızlı bir atak yaparken bankoftan 600 bin not gibi büyük blok satışlar geldi. Yani kısa vadede bu hisse senedine bir yatış güdüsünden doğabilecek bir kısa vade hisse senedine kaynağı çekme gibi algıladım ben bunu ama hisse senedi şu an gördüğünüz gibi düşmüyor da. Benim bu hisse senedinin analizini gerçekleştireceğim grafik analizlerinde size bahsettiğim, daha öncelerinde de sık sık bahsettiğim çok önemli bir konu var. Biliyorsunuz bizim piyasada, borsada takip ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi şirket hisse, yani hisse senetlerine gerçekleşen bu EMA ağırlıklı ortalamaların işlemleri. Yani hisse senetleri kolay kolay, e, genel itibariyle bütün hisse senetleri için söylüyorum bunu. 200 günlük hareketli ortalamaların çok altına gelmezler. Bakın aynı şurada olduğu gibi. Kontrolmatik gördüğünüz gibi 119 bölgelerinden Mayıs aylarında piyasayla beraber toparlandığını, güçlü bir ivme buradan güzel bir dönüş gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi şuradaki çizgilerin 4 farklı 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların gördüğünüz gibi kesişmeye başladığını gözlemliyoruz. Yani bu bölgeden güzel bir sıçrama gelebilir mi? Gelme ihtimali var. Yakın zamanda olacak demektir bu. Çünkü şöyle baktığınız zaman geçmişinde genelde bu boğumların olduğu yerlerden güçlü yükselişler gerçekleşiyor. Bunlar birbirlerinden çok ayrıldıkları zamanda yavaşta yakında hisseni düzeltmeye gireceğini algılayabiliyorsunuz. Bunların birbirinden çok uzaklaşmaması gerekiyor. Yani hisse çok aşırı değerlendiği zaman hızlı değer kayıpları da bununla beraber gelir. Bakın şurada en yüksek değerine ulaşıyor çatal ve... Bakın şurada birazcık daha yakınken düşüş birazcık daha stabil. Ama burada bacaklar çok açıldığında düşüş düzeltme daha sert olmuş. Aynı bu şekilde bakın buradaki daralma da şu an kıvama gelmek üzere. Bu yüzden bizim için çok önemli olan hissenin nereden baksanız 2021 yılından beri yani 2-3 senedir gerçekleşen işlemlerinde şurada kırmızı bir trend çizgimiz var bakın. Hisse hep bunun üzerinde kalmaya çalışmış ve hep bunun üzerinde güzel kazançlar da vermiş. Ve burası neresine denk geliyor? Hissenin zirvesine denk geliyor. Bakın bugün şöyle genişletelim, şöyle rahat rahat bakalım. Bakın burada iki tane düşenimiz var. Bu düşenler e, ilk bölüm olarak yukarı doğru kırıldı e, ve hisse şu anda gördüğünüz şey olduğu gibi burada bir düşene daha oluşturuyor. Yani şu çizgiyi şuraya getirirseniz bakın burada bir düşen altında daha gelmiş. Yani bu bölgeyi aşarsa hisse kısa sürede 250 ve akabinde 262 bölgesine gelir. 262 bölü 262 bölgesi gördüğünüz gibi önemsenen bir bölge. Bu yüzden alıcıların bunun üzerinde hisseyi şuraya kadar taşıması beklenebilir mi? 330 bölgesine kadar hissenin eski zirvesine kadar deneyebilir. Ve asıl bu bölgeyi geçtiği zaman hisse senedinde güçlü bir yükseliş ilmesinden bahsetmek daha makul olacaktır. Önümüzdeki dönemde bunları takip ediyor olacağız. Ben Dediğim gibi şirketlerin, yatırım yapan şirketlerin her zaman arkasındayım. Ve hiçbir zaman da zarar görmedim bu hiçbir hisse senetlerinden. Ve e, genel itibariyle eşime dostuma da uzun vadede bireysel emeklilik yapacağınıza, ne bileyim faize para yatıracağınıza hisse senetlerine para yatırın. Bence en güzel şey bu. E, uzun dönemde her zaman iyi pazar, kazançlar getirdi çünkü bu hisse senetleri. Baktığımız zaman şirketin gördüğünüz gibi burada yapmış olduğu yatırımlar var. Ee, Birçok şirketle ilgili haber bekleniyor şirketin. Aynı zamanda McFly Robot teknolojilerinin %75'ine sahip. Ocağın, yani 2024 Ocak ayında seri üretime başlaması bekleniyordu. Yani beklenen çok haberler var. Bunlarla ilgili gelişmeler gerçekleştikçe, <laughs> affedersiniz, bunları pozitif yönde etkileyecek hareketler bunlar olacak. Yani kısadan ise genel itibariyle bu sermaye artırımları dönemlerinde ise senetlerinde böyle anlamsız sığ bir döngü, bir dengeleme olduğunu gözlemliyoruz. Ama e, biz her zaman hisse senetlerinde bu beklenti dönemleri ne olursa olsun önemli pivot noktaları dediğimiz bölgeler açılırsa e, takip almakta fayda var. Çünkü bu fiyatları tekrar görmeme ihtimali var. Bu yüzden kısa vadedeki bu görüntü bizim için çok değerli. Eğer 237 bölgesinde ve çok önemsediğimiz bölge gördüğünüz gibi bu bölgeden de hissenin ayrılmadığını gözlemliyoruz. En son 227 bölgesi bizim için destekti. Bu bölgeyi aşağı yönde geçemedi. Şu yeşil aşağı kırmadı. Bu bölgenin üzerinde tutundu. Gördüğünüz gibi şu anda bu yeşil bölgenin dibi yaklaşık 210 civarlarına işaret ediyor. 210'un altına gelmediği sürece stop olmaya pek fazla gerek yok. Ben olmayacağım. Ee, ama şu 37 bölgesini geçerse Hisse 262 bölgesine kadar bir pik yapabilir. Bu bölgenin üzerine geçerse teknik olarak ben elimdeki malı arttırmayı tercih ederim. Ve e, 2-330 bölgesine ulaşır ve bu bölgenin üzerine oturursa haftalık kapanış yaparsa bu benim için çok değerli bakın. Böyle bir çizginin üzerinde haftalık kapanış yapabilmek onay anlamına gelir. E, akabinde ise senedinde orta vadede güçlü bir trende yeniden sokulabilir anlamına gelir. Çünkü bu hisse senedi sermaye arttırımı gerçekleştirdi. %400 civarında yanlış hatırlamıyorsam e, bir buçuk sene önce miydi? hisse 45-47 civarlarına düştü ve 2 ay gibi zaman diliminde hisse tekrar 250 seviyesine götürüldü. Yani bu yüzden e, hisse senedinde e, çok şey fiyatlayabilir piyasada. Birçok beklentiyi çok önceden satın alabilir. Biz bilmeyiz ama bilanço geldiği zaman ya da haber geldiği zaman aa evet bu yüzden yükseliyormuş dersiniz. Çok büyük yatırımlı olan şirketlerde bu şekilde beklenti içerisinde yani kısa vade beklenti içerisine girip de çok fazla hayal kırıklığına uğramayın. Ama uzun vadede de yapmanız gereken neyse yapın. Yani büyüyen şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Yine kafanıza takılan anlamadığınız bir durum varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Vakit buldukça sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.